Muhterem cemaat değerli kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Bugün 10 cemaziyel evvel 1442 25 Aralık 2020. Muhterem cemaat, 2020 yılının son cumasını idrak ediyoruz. Bu vesileyle bugünkü sohbetimizde bir muhasebe sohbeti olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, bir ayet ile başlayalım sohbetimize. Cenab-ı Hak Ankebut suresinin 64. ayetinde şöyle buyuruyor: وَمَا هَذِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُنْ وَلَعِبٌ اِلَى اَخْرِ الْاَيَةِ. Ayet devam ediyor. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Ayet-i Kerime bize diyor ki asıl yurt ahiret yurdudur. Asıl hedefiniz ahiret olsun. Sonsuzluk yurdu olsun diyor. İçinde yaşadığınız dünya nihayette bırakıp gideceğiniz bir mekan. Dolayısıyla diyor ki dünya hayatı böyle, ahiret hayatı ise nedir? Gerçek hayattır diyor. Hepimiz ömür denilen sayılı günlere sahibiz. Dolayısıyla ömrümüz bitecek. Sayılı günlerimiz bitmiş olacak ve hesap vereceğiz. Sonra hesap gelecek. Hesap için mahşer meydanına doğru yola çıkarken yanımızda imanımız ve salih amellerimiz dışında hiçbir şeyimiz olmayacak. Azığımız olmalıdır. Azıksız yola çıkmamak lazım. En hayırlı azık diyor Kur'an, takva azığıdır. Ve inne hayra zâdit takva diyor. Azığın en hayırlısı takva azığıdır diyor. Bir seneyi daha geride bırakıyoruz muhterem cemaat. Koca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Aslında ömrümüzden bir yıl daha eksilmiş oluyor. Ölüme bir adım daha yakınız. Mezara bir adım daha yakınız. Şimdi artık muhasebe zamanıdır. Tefekkür zamanıdır. Bir ırmağa iki defa giremezsiniz. Çünkü ikinci defa girdiğiniz aynı ırmak değildir. Aynı dere değildir. Çünkü ilk defa daha önce girdiğiniz ırmağın suları artık denizlere ulaşmıştır. İkinci defa girdiğiniz ırmak yeni bir ırmaktır. Yeni bir su gelmiştir o ırmağa. Devamlı akıyor. Devamlı akıyor. Hayat aynen böyledir. Devamlı akıyor. Ahirete doğru, mezara doğru, mahşere doğru bir akış söz konusu değerli cemaat. O zaman geçirdiğimiz zaman önemli, zamanı nasıl değerlendirdiğimiz önemlidir. Nefesimizi nerede tükettiğimiz önemlidir. Hayatımızı nerede harcadığımız çok önemlidir. Çünkü biz bu hayatın, ömrün hesabını kime vereceğiz? Bu ömrü bize verene, bu hayatı bize verene, Yüce Allah'a ne yapacağız? Hesabını vereceğiz. Duvarlarımıza 2021'in takvimini asıyoruz değil mi şimdi? Geçen sene bu zamanlara da duvarlarınıza 2020'nin takvimini asıyordunuz. Yeni takvimini. Ama o takvimden sadece bir hafta kaldı. Sadece 2021'in takvimini asıyoruz şimdi. Hep böyle devam ediyor. Ne zamana kadar? Bakınız, geçen sene bu zamanlara takvimlerimizi duvarlara böyle asmış idik. Şimdi ise 2021'in takvimlerini astık değil mi? O 365 gün tükenmek üzere. Yeni bir 365 gün başlayacak. Kim bilir, belki o 2021'i göremeyeceğiz. İçimizde 2021'i
göremeyecek olanlar vardır. Bir saat, bir dakika sonra yaşamaya garantimiz yok. Bir gün sonraya garantimiz yok. Ömür nedir sizce ömür? Ömürün kelime anlamı, mamur edilmesi gereken, ebedi kazanca dönüştürülmesi gereken hayat demektir ömür. Mamur edilmesi gereken hayata ömür denir. Yani iyi değerlendirilmesi gereken hayattır ömür. Çarçur edilmemesi lazım. Allah'ın verdiği hayat, ömür çarçur edilemez. Kötü yollarda, haram yollarda çarçur edilmemelidir. Ömür, fotoğrafta da görüyorsunuz, ezanla başlayıp namazda bitiyor. Ezanla başlıyor, kulağımıza ezan okunuyor değil mi? Doğduğumuz zaman kulağımıza ne yapıyorlar? Hoca efendiler ezan okuyorlar. Ezanla hayatımız başlıyor. Böyle bir musallada namazımız kılınmak üzere bekliyoruz. Hayatımız işte böyle başlıyor, böyle bitiyor. Gördünüz mü? Hayat bu kadar. Ezanla namaz arası kadar. Cenaze namazı arası kadar. İşte biz bu hayattan sorumluyuz. Mahşerde bize bunu soracak Allah. Bu hayatın hesabını vereceksin. O yüzden ölmeden önce, şu tabuta girmeden önce hesabımızı, kitabımızı iyi yapıp öleceğiz. Bu tabuta girdikten sonra hesabı düzeltme şansın yok. Alacağı vereceği düzeltemezsin, namazına başlayamazsın, yapmadığın ibadetleri yerine getiremezsin vesaire. Ama buraya girmeden önce düzeltmeye şansın var. Günahları affetme şansın var. Tevbe etme imkanın var. Kul hakkı işte kulla helallaşma imkanın var değerli cemaat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünyaya nasıl bakıyor bakınız. Dünyada kimsesiz bir garip yahut gelip geçen bir yolcu gibi ol diyor. Yolcu olduğunu unutmayacaksın. Dünya hayatı ahirete uzanan bir yoldur değerli cemaat. Dünya hayatı ahirete uzanan nedir? Bir yoldur. Muhterem cemaat, demek ki dünya hayatı da biz bir yolcu olduğumuzu unutmayacağız. Hem de sorumluluk sahibi bir yolcuyuz. Ömür ise meşakkatli ama kıymetli bir yolculuktur. Şimdi hayat yolculuğumuzu şurada size gösterdim bakınız. 1, 2, 3, 4 kara var, 5 kara var. Temel olarak dünyada bizim 3 tane yolculuk durağımız var. Birincisi, anne rahminde bir hayatımız var. Anamızdan dünyaya gelmeden önce bizim yaşadığımız bir hayat var değil mi? Ana karnında, annemizin karnında rahim dediği Allah'ın kendi isminin, Allah'ın isminden olan değil mi? Allah'ın Er-Rahim ismi var. Anne karnındaki organa Rahim ismini veriyor Allah. İşte anne karnında başlayan hayatımız, 9 ay sonra dünyaya geliyoruz. Dünya hayatı ikinci durak. Ne kadar kalacağız dünyada? Belli değil. Doğduktan sonra ölenler var. 100 seneye merdiven dayamış, hala dimdik ayakta olanlar var. Akşam diyor ki Covid-19'dan diyor hastalığını yendi diyor. 92 yaşında diyor. Maşallah diyorum. 102 yaşında, 100 yaşında Covid-19 salgınından, hastalığından kurtuldu. Maşallah diyorum ya, 100 yaşına gelmiş insanoğlunda hala yaşama ümidi var. Dese ki Allah sana 100 sene daha ömür, itiraz eder mi? İçinize itiraz edecek olan var mı? 100 yaşına geldin diyelim, sana ekstradan 20 sene daha ömür. Kimse itiraz etmez. Yaşamak çok güzel bir şey. İnsanın nüvesinde var. Yani hayat tatlı yaratılmış. O yüzden cazip. Ayet-i Kerime'de oyun ve eğlenceden ibarettir diyor. O yüzden evet. O haberi izlerken insan diyor ki ulan 100 sene yaşamışsın yeter artık. Diyor değil mi? Yani 100 sene bayağı bir asırlık bir zaman. Şimdi dünya hayatı ikinci durağımız ama ne kadar kalacak bilemiyoruz. Ne kadar ömrümüz var bilemiyoruz.
Sonra kabire doğru gidiyoruz. İster istemez yolculuğun, yolun devamında ne var? Yolun devamında ucunda kabir var. İstesen de, istemesen de, sevsen de, sevmesen de. Sonra İsrafil aleyhisselam ikinci defa kalk borusunu, önce bir yat borusu vardı değil mi? Yani sura üfürdüğü zaman ilk üfürmede her şey sona erecek. Dünya hayatı, canlılar falan hepsi yok olacak. İkinci defa üfürdüğü zaman ise artık mahşer meydanında diriliş, yeniden dirilmeye geçeceğiz. Ondan sonra da yollar ikiye ayrılacak. Nereye gidecek? Cennete ve cehenneme. Cebindeki bilete bakılacak. Bilette cennet mi yazıyor, cehennem mi yazıyor? Ya hocam, nereden satılıyor bu bilet? Cennet bileti. Nerede? Cennet biletini nereden alacağız? Ne zaman alacağız? Ha? Çok güzel. Şimdi alacağım. O tabuta girdikten sonra alamazsın. Mezara girdikten sonra biletler tükeniyor. Yok artık, bitti. Yok. Bizim Müslümanlar da piyango bileti alıyor. O aldığın piyango bileti seni nereye götürecek? Hiç bildin mi nereye götürecek? Aha, şuraya götürecek. Az sonra gelecek bunlar. Cennete bilet almak lazım. Evet. O biletin durumuna göre cennete veya cehenneme yolculuk olacak. Evet. Ne diyor Haşr suresi 18? Şöyle bir bakalım. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kime söyledi? Ey Vakf-ı Kebir Müslümanları. Demek. Hitap edilen kitle Müslümanlar. Ey iman edenler. İttakullah. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Veltanzu nefsun ma qaddemet li gadin. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yarına ne hazırladığına baksın. Herkes hesabını, kitabını iyi yapsın. Hazırlıklı gitsin. Öldükten sonra bir şey yapamazsın. Malından, mülkünden veremezsin. Yardıma gidiyoruz. Allah rızası için Kur'an kursuna yardım. Camiye yardım. Neyse. Dairelerinin sayısını bilmiyor adam, dairelerinin. Kendi söylüyor, oradan biliyoruz. Dairelerinin sayısını bilmiyorum hocam diyor. Ama yardım yapıyor. Bir tanesini verse, 50 dairesinden birini verse ne olur? 50'de bir tane daire hiç devede kulak. Verse verir, hiç de fakirleşmez, vermiyor. Çıkarıyor 50 lira 100 lira veriyor. Cimrilik var böyle. Cimrilik de bir hastalık değerli kardeşler. Yarına ne hazırladığına bak diyor işte. Pişman olmamak için yatırımlarımızı iyi yapmak durumundayız. Bel tüsirünül hayata dünya. Allah bize uyarıyor, diyor ki bakınız Ala suresinde. Dünya hayatını tercih ediyorsunuz diyor. Bize diyor. Ey insanlar, siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz ama vel ahiretu hayrun ve ebka. Dünya hayatı ise daha hayırlı, daha kalıcıdır. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَمْ مِنَ الْاُولَى Duha suresinde. Dünya hayatı وَلَا الْاٰخِرَةُ ahiret خَيْرٌ لَكَ senin için daha hayırlıdır diyor. Neden? مِنَ الْاُولَى dünyadan daha hayırlıdır. Dünyayla ahireti kıyas ederken siz diyor ahireti tercih edin. Ama dünyayı tercih ediyorsunuz diyor ayet-i kerimede Ala suresinde. Bunun gibi ayetler çok. Zamanımız yok. Kısa geçelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifin metnini görüyorsunuz. Onları okumayacağım. Zamanımızı iyi kullanalım. Diyor ki kıyamet günde şu beş husustan sorguya çekileceksiniz. Dersimizde iyi çalışalım. Dersimizde çalışmadan gidersek çuvallarız. Şu beş soruya, hadislerde beş geçiyor, dört geçiyor ama aynı şeyleri ifade ediyor. Burada dört geçiyor. Dört şeyden hesaba çekileceksin diyor. Bir, ömrünü nerede tükettiğini Allah soracak. Kalem kalem, gün gün, saat saat ömrümüzü nerede harcadık? Kahve köşelerinde, meyhanelerde mi? Değil mi? Helal yolda mı, haram yolda mı? Camiye kaç defa geldin? Hayyâle salâh, beş defa çağrıldın. Camiye geldin mi, gelmedin mi, namaz kıldın mı, kılmadın mı? Dakika dakika, gün gün zaten bunun kaydını tutuyorlar. Bizim kayıtlarımızı
melekler, kiramen katibi melekleri tutuyor. Önümüze mahşer meydanında böyle getirilecek. Ömür nerede harcandı? İki, bedenini nerede ve ne şekilde yıprattın? Değil mi? Hangi yolda harcadın bedenini? Neyle tükettin? Üç, malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Bunu da soracak. Mal benim değil mi? İstediğim yere harcarım diyor adam. İstediğin yere harcayabilir misin? Mal senin değil ki. Mülk Allah'ındır diyoruz değil mi? Asıl sahibi Allah. Biz emanetçisiyiz. O zaman Allah'ın dediği yere harcayacağız. Helalinden kazanıp helalini harcayacağız. Nereden gelirse gelsin küpünü doldurmaya bak. Alemin akıllısı sen misin? Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Falan filan böyle abuk zubuk konuşanlar duyuyoruz. Konuşuyorsun konuşuyorsun ama aşağıda ne yapacaksın? Hı? Nereden gelirse gelir olur mu? Maliye bile soruyor nereden gelirse gelsin olur mu? Paranın kaynağını nereden buldun? Yüklü miktarda para götür bankaya yatır hemen sorar nereden buldun diye. Değil mi? Bir havale yap bakalım. Bir bavul parayla git. Havale yapmaya kalk. Hemen yapabilirler mi? Yok. Sorarlar bu para trafiği nereden geliyor? Kara para mı? Ne? Eroinden mi kazandın? Nereden kazandın? Evet. Bunlar önemli. Dört, bildiklerinle ne gibi amel ettin? Bildiğimizle amel edeceğiz. Yani Allah-u Teala ey Ahmet oğlum Mehmet mahşer meydanında namazın farzı kaç? 12. Say bakalım. Saydı cennete. Böyle var mı? Hı? Abdestin farzı kaç? 4. Say. Saydı. Bitti mi? Bu kadar mı? Yok. Ne abdestin farzını soracak ne namazın farzını. Onlar sorulmayacak. Ne sorulacak? Namazı kıldın. Kıldıysan ihlaslı mısın değil misin? Bu ayrı bir konu. Namazın farzlarını niye öğreniyoruz? Namazı düzgün kılmak için. Efendimizin bize öğrettiği şekilde usule uygun namaz kılmak için öğreniyoruz. Ezberleyip de not almak için değil. İnsan başıboş yaratılmadı. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Mü'minun suresi 115. Ne diyor? Ne diyor? Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Sizi boş yere yarattığımızı mı sanıyorsunuz? Ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Böyle bir vehminiz mi var? Dönüşünüz bizedir diyor. Ve اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Değil mi? Allah'a döneceğiz. Çünkü Allah'tan geldik. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tanız, Allah'a döneceğiz. Yoktuk, Allah var etti, tekrar Allah'a döneceğiz. Ey ahsabül insanü en yutreke suda. Kıyamet suresi 36. Değerli kardeşlerim, sizce akıllı kişi kimdir? Kimdir akıllı kişi? Sorsak şu caminin kapısında, akıllı kişi kimdir? Bununla alakalı geçmişte bir yazı yazmıştık. Bu konuyu irdelemek için. Akıllı kişi kimdir bakalım? Şehrin en kıymetli yerinde arsası olan mı? Parasını faize yatırıp faizden para kazanan mı? Nimet ablanın önünde bir kilometrelik piyango kuyruğunda soğuk altında saatlerce bekleyip de kendisine büyük ikramiyeden milyonlar çıkan adam mı? Akıllı kişi. Bu fotoğraf hayal değil ha, gerçek. Şu camideki hoca vaaz ederken iki dakika uzatsa hoca vaazı uzattı diye homurdanırız değil mi? Ama aynı Müslümanlar şu kurdaki en az 1-2 kilometrelik piyango kuyruğunda saatlerce soğuğun altında beklerken hiç üşüme, yorulma aklına gelmez. Zaman diye bir derdi yok. Ama camide 2 dakika uzattığın zaman homurdanma başlıyor. Ya dünyalık, dünyalık olduğu zaman sabrediyoruz. Bütün çile çekiyoruz. Niye? Ucunda ne var? Hayal var. Garanti de değil. Hayal var. Ucunda bilmem kaç milyon var. Kaldı ki o da ahirette ne olacak? Başına bela olacak. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akıllı kişiyi nasıl tarif etmiş? Bakınız. El-keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Evimizin bir köşesine bu hadis-i şerifi yazalım. Önce tabi zihinlerimize yazalım. Anlamı şu, akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Neymiş? Akıllı kişi kimmiş?
nefsini hesaba çeken ve öldükten sonrası için çalışan. Öldükten sonrasına. Evet. Demek ki Müslüman, akıllı Müslüman, ahiret merkezli düşünecek. Çift dünyalı olacak. Tek dünyalı değil. Ahireti düşünmüyorsan, mezardan sonrasını her gün hayal etmiyorsan, öldükten sonranın provasını yapmıyorsan, sen tek dünyalısın. Senin dünyanın mezarın başına kadar olmaz. Müslüman çift dünyalıdır. Hem bu dünyanın adamıdır, hem ahiretin adamıdır. İkisi beraber olacak. Dünyayı da ihmal etmeyecek, ahireti de. وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا diyor. Dünyadan nasibini unutma diyor. Dünyayı da boş bırakmak yok. Ömrümüz plan yapmakla geçiyor değil mi? Plansız bir günümüz yok. Emekli olursam ev alırım, araba alırım, şunu yaparım, bunu yatırım yaparım. Kızımı evlendiririm, oğlumu evlendiririm. Arsa alırım, kat alırım, araba alırım. Bir sürü plan yapıyoruz değil mi? Hep dünyevi planlar. Peki soralım, bu camide sordum mu bilmiyorum. 100 sene sonrasının planını yapan var mı? Var mı? 100 sene. Var mıdır? Gülüyorsun değil mi? Hocam ne diyorsun ya? 100 sene sonrasını niye planını yapalım ki? 100 sene sonra şu camide hiçbir Müslüman, şu camideki ve diğer bizi dinleyen camide hiç kimse 100 sene sonra bu dünyada olmayacak değil mi? Nerede olacak peki? Bu kim söyleyecek? Yerin altındayız. Toprak olup da yok, olmak da yok. Öyle. Ya leyteni kuntu turaba diyeceksin ama keşke toprak olaydım da bugünlere görmeyeydim. Öyle yok. Toprak olmak yok. İsrafil aleyhisselam ikinci defa üflediği zaman kalk borusu kalkacak, dirileceğiz, hesap vereceğiz. İşte o yüzden düşünürken, hesap yaparken, plan yaparken planımızın ucu ahirete kadar gitsin. Cennete kadar bir plan yapalım. Cennete gitme planımız olsun ya. Var mı cennete gitme planı? Cennete gitmeyi nasıl düşünüyorsunuz? Herkese soralım. Geçenlere sorduk burada. Cennete gitmek isteyenler kimler diye. Herkes ne dedi? Evet dedi. Peki cennete gitmek için bir planın var mı? Paldır küldür cennet yok. Tombaladan cennet yok. Beleşten hiç yok. Planınız ne? Planımız olması lazım. Yani salih amelimiz olacak. Salih amelimiz. Evet. Bir yolunu bulur yırtarım diyor. Bazıları böyle. İnşallah canım. Allah'ın cenneti geniş. Kimseyi kıskandığımız falan yok. İnşallah da öyle beleş de cennet yok değerli kardeşler. Kar anlayışımız nasıl olmalıdır? Ucunda cennet olan şey kar olmalıdır. Size ibretlik bir hikaye anlatayım. Hikaye derken yaşanmış bir olay. Uludağ Üniversitesi'nden İlahiyat Fakültesi'nden bir dostum anlattı. Bir müteahhit dostum anlattı diyor bana. 2 milyon liraya satmak istediğim bir iş yerine talip oldu. Burayı kaça kiraya verebilirim? Senden burayı alsam 2 milyon lira. Az para değil, 2 milyon TL. Bu iş yerini senden alsam şehrin göbeğinde çok getirisi olan bir yer. 2 milyon lirayı senden satın alsam ben burayı kaça kiraya verebilirim? Aylık 12 bin 15 bin arası kiraya verebilirsin. Dedim diyor. Güldü diyor ya. Aylık 12 bin lira 15 bin lira kiraya güldü. Sonra dedi ki diyor. Elimdeki ben parayı senin o dükkana vereceğime, ayda 12 bin liranın peşini bekleyeceğime gidip faize yatırırım. Ayda 48 bin lira faiz alırım. Ne diye kiracıyla uğraşayım? Dedi bana. Şimdi ne diyorsunuz bu işe? Kim akıllı, kim karlı? Soru şu, dikkat buyurun. Helalinden 15 bin lira mı kazanmak kârdır? Haramdan 48 bin lira kazanmak mı kârdır Mustafa Hocam? Soruyu tekrar ediyorum. Helalden 15 bin lira mı kazanmak kârdır? Haramdan 48 bin lira kazanmak mı? Hangisi? Şimdi hepiniz diyeceksiniz kesin. Hocam tabii ki helalden 15 bin lira kazanmak daha karlıdır. Niye? Helal çünkü.
ucunda cennet var diyeceksiniz. Doğru demelisiniz de, caminin dışına çıkınca iş değişiyor tabii. Eğri oturup doğru konuşalım. Sokakta, ticari hayatta, sosyal hayatta burada söylediklerimize uymamız lazım. Demek istediğim bu. Pragmatist dünyeviyi düşünmemek lazım. Anlaştık mı? Cuma'nın bu saatinde anlaştıysak sıkıntı yok. Az olsun, maddi anlamda helal olsun. Çünkü içinde hayalimiz cennet ya, haram katmamak lazım. Peki soruyoruz, büyük ikramiye kime çıkarsa? Çıkarsa ne alacaksın, ne yapacaksın? Ev alırım, araba alırım, fakire yardım yaparım, camiye yardım yaparım, cami yaptırırım, borçlarımı öderim, hayallerimi gerçekleştiririm, faize yatırırım, ev yaparım, eve yatırım yaparım, arsa alırım. Neler yapıyorlar görüyorsun değil mi? Peki bunları yaptın ne olacak? Nihayette öleceksin. Ve bunların hesabını soracaksın. Şunu bilelim ki, alın teri olmayan, piyango dahil olmak üzere, başında milli bile olsa, kumardır, Kur'an meysir diyor, el meysir. Dinen haramdır, kumardır. Adı milli de olsa, değil mi? Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda fetvası var, bunu detaylı olarak anlatmayayım. Merak edenler öğrensinler. Yani internette şu anda o fetvayı bulabilirsiniz. Evet. Görüyorsunuz bununla alakalı. Şimdi adam diyor ki cami yapacağım hocam diyor. Lağım suyla abdest alınır mı? Alınır mı hocam? Lağım suyla. Lağım suyla abdest almak neyse, haram parayla da hayır yapmaya kalkmak budur. Daha ilerisi söylemeye gerek yok. Piyango kurmak kumardır. Kumar ise felakettir. Domuz eti neyse, Müslümanlara soruyor, domuz eti yer misin? Aa, ne demek, domuz eti yenir mi? Haramdır. Ama kuyrukta bekliyor orada, piyango kuyruğunda. O da haram, o da bir kumar. O da haram, ona geldiği zaman rahat rahat çatır çatır yiyor. Domuz etine gelince günah oluyor. Haramın, haramlar arasında ayrım olur mu? O da haram, bu da haram. Değil mi? Asıl büyük ikramı ne biliyor musunuz? Piyangoya vereceğin, artık kaç liraysa, bu sene bilmiyoruz, bu önceki yıllara ait bir şeydir. Vereceğin 20 lira neyse artık, git bir fakire ver. Asıl ikramı o işte. Git bir hayır kurumuna ver, camiye ver. Caminin ihtiyaçları var değil mi Mustafa Hocam? Kur'an kursumuzun borçları var, Kur'an kursuna ver. Bir sürü. İşte büyük ikramiye budur. Biz şey bekliyoruz, ikramiye deyince hemen bu dünyada bekliyoruz. Müslüman asıl büyük ikramı ahirette alacak. Yatırdığın yatırımı, hayır, hasenatın karşılığını bu dünyada almayacaksın değil mi Göksel Hocam? O zaman tek dünyalı olmuş olursun. Biz çift dünyalıyız. Yaptığın hayırın, hasenatın, iyiliğin, ibadet neyse karşılığını biz burada alacaksa o zaman cennet niye var ki? Ahirette alacaksın. Karşılık ahirettedir. Mahşerde Allah-u Teala hesap kitap boşuna yapmıyor. Elbette bir takım yaptığımız iyiliklerin karşılığını dünyada Allah veriyor zaten, o ayrı bir konu. Hani bir şeyden kurtulunca diyoruz ki verilmiş sadakamız varmış. Bir zaman bir iyilik yapmıştın, Allah o iyiliğin hürmetine seni korumuştur. O dünyada da görüyorsun, o ayrı bir. Ama asıl bizi ilgilendiren ahirettir. Peki büyük ikramiyenin garanti belgesi nerede hocam? Soruyorum, ekrana bakın. Şimdi geliyor. Göksel hocam neredeymiş? Büyük ikramiyenin garanti belgesi. Yani verdiğin hayrın kabul olup kat kat sana verileceğinin garanti edildiği belge Kur'an-ı Kerim'de neredeymiş Göksel hocam? Bakara suresini görüyorsunuz. 261. Ayet-i Kerime okusam bir saat vaaz uzar yani. Yerini söyleyeyim, merak edin. Meselüllezine yunfikûne diye başlayan infak ayetinde Allah kat kat vereceğini, 1'e 700 vereceğini garanti belgesi işte burası. Yani burada yaptığınız hayırların, hasenatların karşılığının boşa gitmediğini Rabbimiz bize gösteriyor aziz cemaat. Ev almak için faize bulaşan, dünyada almak için ve geride bırakacağımız, varislere bırakacağımız
evi almak için faize bulaşan kardeşimiz ahiret evini ne yapıyordur acaba? Ahiret evi diye bir sıkıntımız olması lazım değil mi? Ahiret evini ne yapıyoruz? Dünya evini yaptık. 5 katlı binamız var. Güzel olsun. Allah daha çok versin helalinden. De ahiret evinin kaçıncı katındasın? Kaç tuğlası var? Bunun da hesabını bak yılın sonundayız muhasebe yapmamız lazım. Değil mi? Kimisi dünyada, kimisi ahirette bedavacılık peşinde. Bu iki fotoğraf aynı şeyi ifade ediyor. Birisi soldaki resim dünyada beleşçilikten geçinmek isteyen, sağdakiler de ahirete beleşten gitmek isteyenler. Anlatabildim mi? Detaya girmiyorum. Peki yılbaşı denince aklımıza ne geliyor? Yuva yıkan, maddi kayıplara neden olan kumar, piyango, içki tüketimi, değil mi? Biraz sonra gelecek. 1 milyon şişe rakı tüketilmiş. 10 sene önceki yılbaşında. Çılgınca işlenen günahlar, akla ziyan eğlenceler. Bu insanoğlu bayağı bir azgın ya. Salgın hastalık var, yasaklandı otellerde şurada burada kutlama. Şimdiden plan yapmışlar böyle gizli gizli yerlerde kutlamak için. Böyle her türlü melaneti işlemek için. Haberlerde gördünüz akşam. İnsanoğlu ya bu akşam bu melaneti yapma ya. Zaten günah da. Hadi dünyevi düşün, ahireti düşünmedin. Salgın hastalık var bak önlem almak gerekiyor. İlla yapacak yani. İlla gizli kapak. Yasak olduğunu, ceza olduğunu bile bile bilmem tavan arasında kumar oynarken yakalandı. Bilmem işte pastahaneye şeye çevirmişler. Dışarısı giyim mağazası, içerisi kumarhane falan. Yani bu insanoğlu yasakları ne kadar çok seviyor ya. Bir yasak olduğu zaman nefse hoş geliyor demek ki böyle gizli kapaklı illa alışmış kudurmuştan beterdir lafı doğru yani gerçekten. Adam bağımlıysa kumar bağımlısı, içki bağımlısı vesaire onu ne yapıp yapmaya bakıyor. Böyle de bir durumumuz var değerli kardeşlerim. Bacaları mesken edinen Noel babalar neyse. Noel baba kimin babası? Mithat hocam kimin babası? Bizim babamız değil kesinlikle. Bizim babamız değilse o zaman bize alaka eden. Ama bizim babamız değil ama televizyonlara evimize giriyor her gün. Dizilerde bize cicili bicili gösteriyor, sevimli gösteriliyor. Çocuklara şeker dağıtıyor falan. Narkozu damardan vuruyorlar bize. Biz de böyle seyrediyoruz. Değil mi? Bizim babamız değilse yılbaşı içkiyle kutlanmaz değil mi? Bir muhasebe yapılır. Hazreti İsa bizim peygamberimiz. Hazreti İsa'nın doğumuysa doğum içkiyle mi kutlanır? Günahla mı kutlanır değil mi? İlla kutlayacaksan. Bakınız ne diyor ayet-i kerimede? İnnemel hamru vel meysuru içki ve kumar ricsun min ameli şeytan. Şeytan işi birer pisliktir diyor. Fectenibuhu öyleyse ondan uzaklaşın ki kurtuluşa erersiniz diyor. İçkinin nelere mal olduğunu uzun uzun anlatamıyorum. Zamanımız yok, ezan okunuyor. Bir serhoş anne doğurduğu bebeğini mikrodalga fırında ne yapmış? Kızartmış görüyorsunuz değil mi? Bakınız. Cehenneme bilet almayın haber. İnsanlar kumar kuyruğuna giriyor. Kısa yoldan zengin olacak. Biletin çeyrek bilet, yarım bilet artık kaçsa çıkacak. Çıktığı zaman da zengin olacak. Peki ne olacak? Zengin oldun. Çıktı camimizden birisine çıktı. Bir kamyon para. Ne olacak? Ne mi olacak? Şu gördüğünüz fotoğraflara bakın. Eninde sonunda şu fotoğraftaki durum olacak az cemaat. Yani dünyada da zararını görecek. Ahirette zaten hüsrandadır. Dünyada da hayrını göremeyecek. Bir sürü felaketler yaşıyorlar. Piyangodan, kumardan, paradan para çıkan insanlar, köprü atlarında ölenler, yangında hayatını kaybedenler, ailesini kaybedenler, her şeyini kaybedenler. Evet, bununla alakalı haberleri görüyorsunuz, değil mi? Haram parayla kararan hayatlar, ailesini yıktı. Piyangodan para çıkan ilk iş hanımı boşuyor. Hanımsa erkeği boşuyor, önce aile dağılıyor. Para bitmeyecek sanıyor. Sonra aileler paramparça oluyor. Böyle bir durum var. Değerli cemaat.
Piyango talihsizler diye bir yazı yazmıştık fiil tarihinde. Noel Baba bizim neyimiz oluyor sorusunun cevabını da verdik. Değerli kardeşlerim, öyleyse biz milli değerlerimize dönmeliyiz. Bakınız, Nasrettin hocamız var, Fatih Sultan Mehmet var, Hacı Vedat Karagöz var, Mevlana var, Akif'imiz var değil mi? Bugün ayın 25'i, pazar günü Akif, İstiklal şairimiz Akif'in vefat yıl dönümü. 1936 yılında vefat etti. Bunu bilmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, 2020'nin son cumasını idrak ediyoruz. 2021'e girerken yapmamız gereken nedir? 2020'nin bir muhasebesini yapmak. Hem dünyevi anlamda hem ukrevi anlamda bir muhasebe yaparak 2021'e girmek durumundayız. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma's salavat.